İkinci konuşmayı Komünist Parti adına Genel Başkan ve Merkez Komite Üyesi Özlem Şen yapacak. Sevgili emekçi kardeşlerim, bu ülkenin boyun eğmeyen güzel insanları. 7 Haziran günü sandıklara gidelim, Komünist Parti'ye oy verelim. Bu seçimde boşa gitmeyecek tek oy Komünist Parti'ye verilecek oydur. Nedeni çok açık. Düzenin partileri aylardır meydanlarda, salonlarda, televizyonlarda konuşuyor her seferinde emekçilere daha büyük yıkım getiren düzen içi çözümlerle oylarımızı istiyorlar. Oysa bu düzen kader değil. AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değil. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değil. Olan biten şu, sömürü düzeni kendini yobazlara teslim etti. Yobazların iktidarı da karanlık, gerici bir diktatörlüğe dönüştü. Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip bizlere kabul ettirmek istiyorlar. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Asla kabul etmeyeceğiz. Şimdi de bu kadarı çok dinci oldu. Biraz layık olsun ama çok da olmasın diyorlar. Gericilikte din istismarında ayar olmaz. Dinle yönetimin memleketimizi karanlığa gömdüğünü görüyoruz. Zifiri karanlığı mum ışığı aydınlatmaz. Aydınlık bir ülkeden aşağısı bizi kurtarmaz. Biz gericiliğe bir daha yol vermeyecek, tam ve ödünsüz bir laiklik istiyoruz. Bunun için boyun eğmeyenlerden sen bizimle ol. Bu yana gel diyoruz. Gericiliği, din istismarını, dinle yönetilmeyi gelin hep birlikte bitirelim. Ülkemizde ve dünyada rejim büyük bir kriz içinde. Sosyalizm yıkıldı, kapitalizm kazandı diyen yeni dünya düzeni büyük bir gürültüyle çöküyor. Bu çöküşten ya yeni bir düzen ya da bölgesel savaşlar, boğazlaşmalar, kudurmuş gerici saldırganlık ve kaos çıkar. Yeni bir düzenin tek bir adı var. O da sosyalizm. Böyle bir yeni düzeni kuracak tek güç tüm dünyada bellidir. Onlar da komünistlerdir. Bunun için boyun eğmeyenlerdenseniz bu yana gelin. Başka yerde çıkış aramayın. Yağmacıları, sahte umut simsarlarını, goygoycuları boş verin. Biz yalanların hepsine son vereceğiz. Gelin hep birlikte yalanın dünyasını sıfırlayalım. Gericiliğe ödünsüz karşı çıkan, sömürüyle ödünsüz hesaplaşan düzenin karşısında tam karşısında yer alacak tek bir mevzi var. Hepimizin çevresinde toplanacağımız tek bir zirve var. O da komünizm davası. Diyorlar ki gelin buraya sığının, yeni düzeni boş verin, bir süre kötünün iyisiyle idare edin. Bunlarla işimiz olmaz, olamaz. Onun için sizlere, boyun eğmeyenlere bir çağrımız var gelin eskiye cila atıp pazarlayanları hep birlikte sıfırlayalım. Diyorlar ki yüzde şu kadar buraya gelir, yüzde bu kadar buradan çıkar, barajı şunlar aşar, bunlar da şuraları tutar. Mecliste şu kadar turuncu, bu kadar lacivert olur. Memlekette kurtulur. Bunlara sadece şaşırıyoruz. Hepiniz ne zaman bu kadar hesap kitap yapar oldunuz? Hesap uzmanı oldunuz. Çuvalla para akıtarak, devlet olanaklarını kullanarak, uluslararası destek alarak, seçim barajının arkasına sığınarak, yasaklarla, polis zoruyla seçime girecek birileri. Sonra da soran olursa e sandık, sandık öyle istiyor diyecekler. Böyle sandık edebiyatı olmaz, bu edebiyat kabul edilemez. Ayarsız teraziye, dibi delik sandığa değil, örgütlü bir halka inanıyoruz. Ve daha da önemlisi sandık aşkına sözümüzü sakınmaya hiç niyetimiz yok. Boyun eğmeyenleri bizimle birlikte olmaya çağırıyoruz. Diktatörlükle pazarlık olmaz. Bu düzenden kurtulmanın yüzdelik hesabı yapılmaz. Bayrak açıyoruz. Emekçinin, halkın, aydınlığın, bağımsızlığın, devrimin, sosyalizmin bayrağını. Bu düzeni sıfırlamak için çağırıyoruz. Milyon dolarları sıfırlamaya kalkan hırsızları, halk yoksullaşırken karına kar katan patronların saltanatını sıfırlamak için, gençlerin, kadınların özgürlük arayışına tahammül edemeyen zihniyeti, sanatı, bilimi, aydınlık fikirleri boğmaya çalışan yobaz takımını sıfırlamak için, iktidarlarını korumak, karanlık planlarını hayata geçirmek, töre, para uğruna insanların canını kıyan katilleri sıfırlamak için çağırıyoruz. Başka yerde çıkış aramayın. Yağmacıları, yalancıları, sahte umut simsarlarını, goygoycuları gelin hep birlikte sıfırlayalım. Bu kadarına gücümüz yetmez demeyin. Bilin ki bu sömürü düzenini sıfırlamazsak o bizi sıfırlayacak. Komünistler 7 Haziran seçimlerine emekçi halkın asla sıfırlanmayacağını göstermek için giriyor. Komünistler bu seçimlere kadını hedef alan gericiliğe karşı aydınlanma bayrağını yükseltmek için 550 kadın milletvekili adayı ile giriyor. Sömürüden kurtarılmış, gericiliği yenmiş, emperyalizmden kurtulmuş özgür bir ülkede Kürt ve Türk halkının sosyalist iktidarı altında yaşaması için kavga verecek olanlar bu yana gelsin. Komünistlerin söyleyecek sözü var. Bu sözü başka kimse söylemeyecek. Komünistlerin yapacak güzel şeyleri, kuracakları güzel bir dünyaları var. Bunu başka kimse yapmayacak. Bunun için seçimlerde komünist parti var. Boyun eğmeyenlerdensen sen yanımıza gel. Bu düzeni sıfırlamak için 7 Haziran'da komünist partiye oy ver.